Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çiçek şal modelini çalışacağız. Şu şekilde. Gayet hoş durmakta. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz benekli, badik ya da sade renkli iplerle çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Evet küçük bir parça bu modelimizi şimdi çalışalım. Genelde şallara bu aşağı uç kısmından örmeye başlarız ve istediğimiz genişliğe ulaşana kadar artışlarımızı yaparak ilerleriz. Bu modelimizde ise geniş kısmından başlıyoruz. Geniş kısmına ne kadar istersek o kadar önce zinciri çekiyoruz. 11 ve katlarında olacak şekilde zincirimizin üzerine bir sıra sık iğnemizi ördükten sonra modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Çok hoş duran güzel bir çalışma olacak. Evet, hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 3 numaralı tığımla örüyorum. İnce şöyle gördüğünüz gibi güzel bir iple. 11 ve katlarında çalışıyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Bunu zincirden saymıyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane bir tane modelimizi kuracak kadar çektim. İkinci modelim için sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. İkinci modelimiz için zincirimi çektim. Üçüncü modelimiz için çekelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet 3 tane model üzerinden çalışalım. 11, 11, 11 toplamda 33 tane zincirimi çektim. Hemen sık iğne yaparak çalışmaya başlıyorum. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Dönüşümü yapıyorum. İlk zincirimin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne. Devam eden zincirimi batıyorum. Sık iğne veriyorum. Tamamını Sık iğne örerek uç kısma kadar gelelim. Her zincirimizin içerisine bir defa batıyorum ve çekiyorum. Batıyorum. Sona kadar sık iğnemizi örerek gelelim. 33 tane zincirimin hepsinin üzerine birer tane sık iğne yaparak tamamladım. En son zincirime varana kadar ördüm. Diğer sıraya geçiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Şuradaki en son sık iğne şuraya batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum ve aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 4 5.cıye tığımın başını doluyorum, batıyorum. Bir defa yarım trabzan örüyorum başını bir defa dolayıp tek seferde alıyorum 2 bir defa çektim ikinciyi bekletiyorum üçüncü kez aynı işlemimi yaptım hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum ve ilerliyorum tekrar aşağıdan sayıyorum 1 2 3 4 5 batıyorum bir tane sık iğne örüyorum. Altıncıya bir tane sık iğne örüyorum. İki tane sık iğne yan yana örüyorum. Beşinci ve altıncı sık iğnelerin üzerine yan yana iki tane sık iğne ördüm. Tekrar altı tane zincirimi çekiyorum. İki, üç, dört, beş ve altı. Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördü atlıyorum. Beşinci sık iğnenin içerisine girerek başını dolamış olduğum trabzanın ilkini çekiyorum ikincisini çekmeden tutuyorum yarısını örüyorum ikinci kez üçüncü kez yarım trabzanı ördükten sonra üç tane yarım trabzanı tek seferde çekerek kapatıyorum ve yeniden bir iki üç dört beş altı tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum bir iki üç dört beşinciye batarak bir tane sık iğne örüyorum. Altıncıya yeniden bir tane daha sık iğnem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. 3 tane yarım trabzanımı aynı sık iğne içerisine örüyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3'ünü aynı anda çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çekip buradaki son sık iğne üzerine gelerek bir tane sık iğne batıyorum. Hem bitişte hem başlangıçta bir tane sık iğne, aralarda ise ikişer tane sık iğne olarak modelimizi kuruyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve tekrar örmeye devam ediyorum. Şöyle görelim. Kenarda bir sık iğne, bitişte bir sık iğne. Ortalarda iki sık iğne ve üçer yarım trabzanlarımızın olduğu gruplarımız. Ve her birinin arasında altışar zincirimiz var kestimi yaptıktan sonra şuradaki zincirin içerisine 6 zincirimizin içerisine 7 şer sık iğne örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 sık iğnemi ördüm şöyle buradaki trabzan grubumuzun üzerine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Diğer 6 tane zincirin üzerine geçerek 7 sık iğnemi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi ördüm. Şurada 2 tane sık iğnemizin bulunduğu bölüm var. Bir önceki sırada yaptığımız her ikisinin üzerine de birer tane sık iğne örüyorum. Birinciye battım, ördüm. İkinci sık iğnemin üzerine batarak ördüm. Her ikisini de ördüm. İkinci sık iğne üzerinden 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Tığımı burada çıkarıyorum. Birinci sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Ve zincirimin ilmeğini şöyle alıyorum. Geçiriyorum. Burada bir tane yuva yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yuvamı oluşturduktan sonra tığımın başını doluyorum. 3 tane yarım trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 3 zincir ve 3 yarım trabzanımı aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip buradaki yarım trabzanımın dibine batarak çiçeğimin ilk yaprağını oluşturmuş oluyorum. İkinci yaprak için 3 tane zincir çekiyorum ve hemen aynı yere girerek 3 yarım trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. Zincirimiz ve 3 yarım trabzanımız tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra aynı yuvaya girerek batıyorum. Ve ikinci çiçeğim bu şekilde tamamlamış oluyorum. Üçüncü çiçeğim için 3 zincir çekip 3 yarım trabzanımı hemen örüyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip dibine batarak çiçeğimin üçünü de örmüş oluyorum. Bir tane zincir çekip kapatıyorum. Şöyle görelim. Bakınız çiçeğimizi güzel bir şekilde oluşturduk. 3 tane yaprağımız. Hemen Altı zincirimin bulunduğu noktaya girerek sık iğnelerimi başlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğnemi ördüm. Trabzanlarımın üzerinden 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer zincir içerisine girerek 7 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğnemi ördüm. 2 tane alt sıra sık iğnesi ile karşılaşıyorum. Hemen üzerine batıyorum. 1 ve ikinciyi de örüyorum. 2. İki. İkinci sık iğnenin üzerinden 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra zincirimden tığımı çıkarıyorum. Birinci sık iğnenin olduğu yerden giriyorum. İlmeğimi alarak buradan geçiriyorum ve minik yuvamı yapıp 3 tane zincirimi çekiyorum dikeyi çektim ve 3 şöyle görelim yine burada yapmış olduğumuz çiçeğin birebir aynısını öreceğiz tığımı başını doluyorum ilk çiçeğimin yapraklarını örmeye başlıyorum 3 yarım trabzan 2 ve 3 hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 3 zincirimi çektim dibine batıyorum Birinci çiçeğimi oluşturdum. Yani çiçeğimi yaprağını 1, 2, 3, 3 yarım trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. 3 zincir ve kapatıyorum. Üçüncü yaprak için 3 zincir, 3 tane yarım trabzanımı ardı ardına örüyorum. 2, ve 3. Kapatıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip sıkıştırıyorum çiçeğimi. Şöyle görelim. Ve sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Ne kadar uzun olursa olsun yaptığımız işlem hep aynısı. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Diğer tarafa geçerek 7 tane sık iğnemi örüyorum. 2, 3, 4, 7 tane sık iğnemi ördüm. En son şuradaki bakınız dönüşte batmış olduğumuz sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum ve kapatıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Şalımızın ne kadar uzun olursa olsun hiç farklı işlem yapmıyoruz. Yaptığımız işlem tamamen bu. İki tane sık iğnemizin üzerlerine çiçeğimizi, 3 yapraktan oluşan çiçeğimizi yerleştirip trabzandan olan bölümün sağına ve soluna yedişer sık iğne örerek e, ilerletiyoruz ve sıramızın sonuna geliyoruz. En son bir tane sık iğne ile battım bir zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum burada yapmış olduğumuz sık iğneleri şuradaki bakınız zincirimize kadar kaydırarak geliyoruz ilmeklerin üzerine batıyorum kayıyorum 1 2 3 bakın şöyle hepsine kaydırma yöntemiyle kayarak gelelim sadece batalım ilmeğimizi geçirelim atalım ve en son zincirimin içerisine girdim bakınız zincir içerisine girdikten sonra yeniden 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum 6 zincirimi çektikten sonra ortadaki çiçek yaprağımızın tam tepesine batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum hemen yanına bir daha batıyorum ikinci sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki bölümümüze geliyorum. Zincirimin içerisine 2 tane sık iğne örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Ortadaki çiçeğimin tam tepesine batıyorum, tam tepesine. Ve hemen yanına ikinci sık iğnemi yapıyorum. 2 sık iğne 6 zincirden oluşuyor bu sıramız. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim. Kenara geldim bakınız. En kenara atıyorum. Bir tane sık iğne battım burada kaydırarak gelmiştim ve batmıştım dönüşümüzü yapıyoruz şalımızın üçgen şeklini burası veriyor burada eksilme işlemini yapıyoruz bu tarafa geçmiyoruz artık çünkü sadece iki çiçek değil epey uzun bir çiçek olduğunu düşünelim hemen eksilme işlemini başlattık ve daralıyoruz şimdi diğer tarafa geçişimi yapmıyorum sık iğneli olan bölüme bir tane sık iğnem battıktan sonra bir zincirimi çekip örgümü çeviriyorum kadar uzun olursa olsun hiç fark etmez. Yapacağımız kenarda bu işlem olacak. Ve 7 tane sık iğne ile ilerliyorum. 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne ile geldim. Şöyle 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve yine 7 tane sık iğnemi ördüm. Aradaki iki sık iğnenin tepesine de batıyorum. 1 ve 2. İkinci sık iğne üzerine 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4. Yeni çiçeğimizi buraya kuruyoruz. Hemen bir önceki sık iğneye batıyorum. Zincirimi alıyorum ilmeğimi kapatıyorum. Minik yuvamı hazırlıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 tane yarım trabzanımızı örüyorum. 2 ve 3. Hepsini tek seferde kapatıyorum. 3 zincirimle dibine gelip batıyorum. Çiçeğimizin ilk yaprağını ördüm. 1 2 3 zincir tekrar ikinci yaprak için 3 tane yarım trabzan 2 3 kapatıyorum 1 2 3 dibine batıyorum 1 2 3 üçüncü yaprağım için 3 tane yarım trabzan örüyorum 1 2 3 çekelim 1 2 3 dibine batıyorum bir tane zincirimi üçüncü çiçek yaprağından sonra çekip kuvvetlendiriyorum ve sonrasında hemen sık iğnelerimle zincirin üzerine geliyorum 4 5 6 7 7 tane şu şekilde zincirimi çektim. 1 3 zincirimizi çekelim. Şöyle ipimi ilmeğimi alıyorum. 2 ve 3. Sık iğnelerimi örerek sık iğnenin olduğu noktaya kadar gidiyorum. Sadece zincirin üzerine bakınız. Diğer tarafa geçmiyorum. Çünkü üçgen yapmak için bu tarafı artık örmüyoruz. Zincirimizdeki sık iğnelerimiz de sona geliyoruz. 7 sık iğnemizi örerek tamamladık. En son 7. sık iğneden sonra şuradaki bakınız aradaki alt yuvanın tepesine gelerek bir tane batıyorum. Buraya bağlanıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra yeniden örgümün yönünü çeviriyorum. İlmeğimi kaydırarak ilerliyorum. kaydırarak devam ediyorum. Giriyorum. Evet zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane sık iğnem ördüm. Bir tane daha sık iğnem ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir, 6 tane zincirimi çekiyorum. 7 sık iğne, 6 zincirde çiçeğimin tam ortasına bir tane sık iğne yanına bir tane daha batıyorum. İki sık iğnem örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip hemen şuradaki görmüş olduğum yuvanın içerisine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra sık iğnelerimle etrafını örerek tamamlıyorum. 7 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 burası artık bitiş olacağı için bakın şöyle en uç bir tane kalana kadar ördüğümüzü düşünelim bütün genişlikten şuradaki bitiş yerine bir iki tane zincirimizi çekelim hemen diğer tarafına geçerek bir iki üç dört beş altı yedi hemen diğer tarafa geçip bir tane de batıp ilmeğimi kaydırıyorum ya da sık iğne yapıyorum hiç fark etmez. İpimi buradan keserek tamamlıyorum. Burası kocaman bir şal olduğunu düşünelim. Şalımızın son iki sırası olarak farz edelim. Yani ne kadar uzunlukta başlarsak başlayalım. Yine aynı bu işlemlerimizi yapıp kenarları yapmadan aşağıya doğru eksilerek geleceğiz. Şimdi kenarlarımız için yine çiçeklerden oluşan süsleme bölümünü de sizlerle birlikte çalışalım. Kenar çalışmasını yapmak için düz yönünden başlıyoruz. Şuradan başlıyoruz ve görmüş olduğumuz ilk e, dilim olarak şu kısımdan birinci püskül çalışmamızı şu bağlantıdan ikinci, her bağlantıdan üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci yani bütün bağlantılarımızdan e, birer tane bu işlemimizi yaparak devam edeceğiz. Yeşil bölümünden aldım ipimi. Bir tane zincir çekip sabitledim. İlk püskülüm için giriyorum bakınız. Hemen dibe batıyorum. Buraya sabitleyip bir tane zincirimi çekiyorum ve örümceğim için şöyle uzatıyorum. Ne kadar böyle kısalar hoş olmamakta. Şöyle uzun olsun, biraz dökümlü, sallantılı olsun. Örümceğimin tek parçasını alıyorum. Kapatıyorum ve bir tane sıkı zincir çekerek sıkıştırıyorum. Arkasından 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle altına yandan bakın arkadan girerek şöyle batıyorum zincirimi çektim yandan girip batıyorum elimle düzeltiyorum buraya bir tane yuvayı kuruyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum yuvayı hemen şöyle başını düzeltiyorum 3 tane yarım trabzanımı örüyorum 1 2 3 kapatıyorum. Çiçeğimiz aynı şekilde yapıyoruz. Batıyorum. Tekrar 3 zincirle çıktım. ikinci çiçeğim için 3 yarım trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Yeniden batıyorum. 1, 2, 3. 3. yaprağımızı örüyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. 3 zincirimle gelerek dibine batıyorum. Bir tane zincir çekip burayı sıkıştırıyorum. Bakın birinci örümceğimizin hemen ucuna çiçeğimizi yaptık. Şimdi ikinci kez hemen hemen aynı uzunlukta çekiyorum örümceğimi. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekip sıkıştırdıktan sonra ikinci bölümüme gelerek batıyorum. Şöyle görelim. Bakın, birinci çiçeğimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi aynı işlemimizi burada da yapıyoruz. Uzatıyorum, bir tane örümceğimi örüyorum, kapatıyorum ve bir zinciri mutlaka şöyle çekip sıkıştırıyorum. Üzerine 3 zincir ilave ediyorum ve yandan girerek dibine şöyle yandan bakın, şöyle şu yönden girerek batıyorum burada minik bir yuvayı yapıyorum 3 zincirimi çekiyorum sonra yuvamı elimle düzeltip 3 yarım trabzan 1 2 ve 3 kapatıyorum dibine batıyorum tekrar 1 2 3 1 2 ve 3 3 tane zincir giriyorum 3. çiçeğimi de aynı şekilde yapıyorum 3. çiçeğimi yaptım bir tane zincir çekip sıkıştırdıktan sonra örümceğimi yine uzatıyorum kapatıyorum bir tane zincirimi çekip bu kez diğer bölüme geliyorum tekrar uzatıyorum kapatıyorum bir zincir 1 2 3 dıştan batıyorum 1 2 3 zincirimi çekip düzelterek çiçeklerimi yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum şu ortada 3 tane çalışma yapalım burayı yapalım ortada yeniden görüşelim ortamızın tam olduğu noktadayız ortaya 3 tane çalışalım bakın birinciyi yaptım kenarlardan gelmiştim birinci ikinci üçüncü yaptım tam uç kısma şalımızın orta yerine hemen 3 defa çiçeğimizi çalışalım birinciyi çalıştım batıyorum bir zincirimi çektikten sonra uzatıyorum İkinciyi çalışmak için bir zincir çekip sıkılıyorum 2 ardından şu şekilde batarak giriyorum 1 2 3 çiçeğimizi yapalım. Bu ikinci çiçeğimiz olacak. Bakın birinciyi çalıştık. İkinciyi ve üçüncüyü de aynı şekilde hep aynı yere batarak çalışalım ve sona doğru ilerleyelim. Evet kenarlarımızı sona kadar çalışarak tamamladım. Her bir araya birer tane çiçeğimizi ve örümceğimizi yaptık. Ortaya ise 3 tane örümceğimizi aynı yere çalıştık ve ucunda çiçeklerimiz şöyle görelim. en son ölümceğimi yaptım başlangıç noktamdaki şuradaki bakınız karşılığında battığımız yere gelerek batıyoruz sık iğne ile modelimize geçiş olan bölümümüze gelelim batalım bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi burada keselim ve daha sonra arkadan gizleyelim şöyle görelim bakınız gayet güzel bir çalışma oldu sizler dilediğiniz iplerle Dilerseniz simli iplerle, dilerseniz bu şekildeki iplerimizle örebilirsiniz. Nasıl severseniz zevkinize uygun bu çalışmalarımızı tamamlayabilirsiniz. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.